şeydi de vardı. Ben Cerrahpaşa'da. Ben Cerrahpaşa'da büyüdüm ve bisiklet kiralama olayına benden de çok gülüm. Bir türlü işte o zaman ne kadardı? 100 bin lira mıydı? Neydi? Bunları çok yaşadım. Ay evet ya. Şimdi... Cide'de rastladım ilk kez yazın festivalde. Bir alışveriş merkezinde var Levent'te. Ama biraz bana çok şey geliyor. Orada duruyor. Kimse arıyor mu bilmiyorum ama ben çok cesaret edemedim de alayım. Şireciler var şimdi sırf resim çektirmek için. Evet. Yani Allah bilir içinde şire bile yoktur. onların biraz bana fazla yapmacık. İşte ben de her gelip geçerken acaba o macun mu gerçekten almaya kalksam var mı içinde yoksa renkli bir boya mı sürüldü oraya diye tereddüt ettim alamadım. Şey ben. Bir de su muhallebisi gibi bir şey vardı evet. Renkli renkli böyle lup diye jöle, jöle. Dışı toz şekerli olan. Bilmiyorum. Değil mi? Yok yok su muhallebisi başka bir şey. Plastik kaba koyarlar böyle isterdim. Bayramlarda özellikle ondan getirirlerdi bizim oraya. Şimdi... Tabii ki ben artık Bahçelievler'de yaşıyorum. Zaten orada ve yani 15 sene bir apartmanda yaşadım. Yaklaşık 34 daire var apartmanda. Köy gibi yani bizim köyde o kadar şey ev yok. Ve sadece bir kişiyi tanıyordum. O da üst komşumuzdu. Annemler tanıyor diye tanıyordum. Onun dışında kimseyi tanımıyordum. Şimdi mesela daha küçük bir binada oturuyorum. Yaklaşık 10 daire var. Ve yine bir kişiyi tanıyorum, o da ev sahibimiz. yani kimse kimseyi tanımıyor. Erdal'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Palürün'ün çok sevdiği ve özel istek yaptığı program öncesinde Zenith Forty'yi dinleyelim. Şanitiş kule yano yano gelitti omkış kule magarinu okor şameptiş kule mod metkomer naşuri mişinare magarinu okor şameptiş kule Ot met komer na shuri mishinare Kani varç komi do do pi hatiris kani mot var mohti mego trohas khes kani mot met komer na shuri mishinar mot var mohti mego trohas khes kani Mot met komer na shuri mishinare Mahak vibgar situnas elakheri Gzapes vitsker tole pemota kheri Mod mept komer na shuri mishinare
Zapet mitker tolepe Mota kheri Mot mevkomer nashuri Mishinare Çarimati meptare Matrosi gavado armazi eptare Matiskani kala tunasko ptare Ordo mohti nashuri mishinare Matiskani kala tunasko Koptare Ordo mohti Nashuri Mishinare Matiskani Kalatunas Koptare Ordo mohti Nashuri Mishinare Matiskani Kalatunas Koptare Ordo mohti nashuri mishinare. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifle dinliyoruz seni Aynan. Palori evini memnun ettik seni. Kesinlikle. Yani hiç sözlerini bilmesem de bu şarkıdan bu kadar etkileneceğimi çok düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir çalışma. Dido Unana gibi geliyor bana. Hani İnsanlar konser alanlarında hani binlerce kişi hep bir ağızdan Dido Unana'yı söylerken birçoğu bunun sözlerini sadece ezberlemiş olduğu için söylüyor. Anlamını bilmiyor ama eminim hepsi aynı şeyi hissediyor. Bu şarkı da bana onu hatırlatıyor. Zaten seni sporti ve çonaş gibi bence bunu şimdi burada niye diyorum ben bazen çonaş gibi diyorum sevgili Erdoğan her seferinde beni uyarıyor çonaş gibi diyor çonaş gibi tamam diyorum şimdi onun için özellikle vurgu yaptım biraz ikisini de ilk dinlediğim andan itibaren çok sevmiştim gerçekten diğer şarkıları da çok güzel ama bu ikisi benim için de özel gerçekten yüreğine sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Aslında Halimşi Hasan'ın şimdi tam ona geçelim. Yüreğine sağlık. Bu destanı o derlemiş. Sabancı'daki Lazlar'ın destanı Tuna Nehri'ne çalışmaya gidermiş eskiden Lazlar. Gemicilik yaparlarmış. Bunu da geride kalan sevgilinin yazdığı bir destan. İşte eve geldim diyor kimse yoktu ağlayabildim. Sen Tuna'ya gittiğinde ben Düzcük'teydim falan. İşte ben de diyor en son kıtada şey diyor işte ben de diyor tayfa olacağım ve armaya çıkacağım. Ben de seninle beraber şeylerde denizlerde Tuna Nehri'nde gezeceğim diyor. İşte Ordo Mohti Şurimişinare erken gel benim canımın içi diye böyle güzel bir destan. Halimişi Hasani belki sizler duymadınız. Lazların Pir Sultanı dediğimiz bir insan. Dehşet bir sanatçı. Ve sanatın her dalıyla uğraşmış. Şimdi herhalde bizim eksiğimiz...